Yeah, yo. Happy Pop'un ilk 4 bölümünde graffiti, rap, DJing ve breakdance'ı sizlere tanıttım, sizlere anlattım. Şu anda Eskişehir'deyiz. Happy Pop yolda. Burada Joker ve Allame ile görüşeceğiz. Allame, sen Trabzon'dan buraya okumaya geldin. Evet abi. Hip hop'la buluşman, yani hip hop'la bağlantıya geçmen Trabzon'da oldu. Evet. Buraya geldikten sonra, yani deniz olan bir yerden geldin sen buraya. Evet. Kara iklimine geldin. Ondan bir bahseder misin? Herhalde adaptasyonu soruyorsun. Aynen. Yani deniz ikliminden buraya gelip nasıl adapte oldun diye. Adapte olamadım abi. Yani ilk seneler zor geçti. Çünkü insan ne olursa olsun bir ufuk çizgisi, bir denizi olan bir ufuk çizgisi arıyor. O noktada biraz zorlanmıştım ama tabii zamanla alıştık yani buraya. Hip hop'la bunu bağdaştırmam gerekirse de yani ilk zamanlarım burada geçti. O anlamda güzel oldu. Trabzon'da çünkü çok fazla hip hop konuşabileceğim ya da bunu paylaşabileceğim arkadaşlarım yoktu. Ve bir şeyler yapmaya başladık, bir şeyler kaydetmeye başladık burada. O anlamda çok keyifli oldu yani. Eskişehir'de çok fazla üniversite var ve bununla beraber çok fazla genç bir nüfus var burada okuyan. Evet. Yani hip hop kültürüyle bu burada yaşayan gençlerin böyle iç içe geçmesi nasıl oldu? Abi açıkçası uzun yıllardır burada yaşadığım için yani yaklaşık 17-18 sene oldu herhalde. Yani bunu, o gelişimi görebiliyorum ama bunu pozitif anlamda söyleyemeyeceğim. Çünkü genç nüfus var, çok aktif bir genç nüfus var ama daha çok başka müzik janralarında aktifler diyebilirim. Yani bizim konserlerimiz genel hip hop konserleri Eskişehir'deki çok böyle yoğun geçmiyor. Böyle bir enteresan bir ters orantı var. Yani genç nüfus var ama konserler o kadar aman aman dolu dolu geçmiyor. Bu bireysel doldurmak ya da mekanı doldurup dolduramamakla da ilgili değil. Çünkü birçok sanatçıda aynı durum yaşanıyor. Bir şekilde oturtmaya çalışıyoruz bazı şeyleri. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek. Ama şu anlık elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz yani. Sen 20 yılı aşkın bir süredir hip hop'la iç içesin diyebiliriz. Evet, çocukluğumdan beri. Aynen. Bu senin hayatına ve karakterine neler kattı? Müzik, bir şekilde söz yazmak, edebiyatın, sanatın, sanat dallarının herhangi birinin içerisinde olmak bir noktada insana kendini tanıma fırsatı veriyor. Çünkü o süreçte aslında rap müzik bir günlüğe dönüşüyor. Her gün bir şeyler kaydetmek ya da her gün bir şeyler yazmak, karalamak bir noktada senin kişisel gelişimine dönüşmeye başlıyor. Onu da çok açık bir şekilde geriye dönüp baktığın zaman yaptığın şarkılarda görebiliyorsun gelişimini. Ya ben şöyle söyleyeyim, yani kendimi tanımamda çok faydalı oldu rap müzik. Hip hop kültürü, komplike anlamda kendimi tanımamda faydalı oldu. Çünkü orada çok en yakın dostuma bir şeyleri anlatıyormuş gibi hissettiriyordu bana kendimi. Aynen. Dolayısıyla kendimi tanımamda çok iyi bir anahtar oldu yani. Eskişehir'in konumu çok enteresan. İstanbul'a yakın, Ankara'ya yakın, yani güneye yakın, ne bileyim İzmir'e yakın, her yere böyle örümcek ağından gider gibi gidebiliyorsun. Yani konserler falan olduğu zaman nasıl yapıyorsunuz? Ya o konuda çok şanslı hissediyorum abi. Çünkü şimdi eskiden işte ilk zamanlar Trabzon'daydık ve bir şeyler oluyordu, duyuyorduk. Bir yerde konser var, etkinlik var, hiçbir yere gidemiyorduk. Bir de yaşımız da çok küçüktü yani o dönemler. Şimdi burada olmamızın çok inanılmaz avantajları var. Ne diyorsun, stüdyoya gidelim mi? Geçelim abi. Aynen. Bir an evvel. Happy Pop yolda. Eskişehir. Kafan dolu boşaltınca da zor. Kısık ateş tepişen metafor. Sükut ediyorsan diyorlar. Bunun ağzı var, neden dili yok. Kafan dolu boşaltınca da zor. Kısık ateş tepişen metafor. Sükut ediyorsan diyorlar. Bu arada abi parçaya MD ile Harun çok güzel scratchler yaptı. Aynen. Ne olan? Böyle bak, keyifli bir şey var.
Sağ sol yapmışsın. Orada var. Eyvallah, ellerine sağlık. Abi, çok bu arada albümlerim vardı. Oo, eyvallah. Bunlar bende yok ya. Şu bende yok mesela ya. Abo ya. Bunu bulana kadar var ya, şu Eray Neriman'ın kasetini bulana kadar akla karayı seçtim yani. Şu da çok. Bundan belki 50 tane mi 60 tane evet. mi ne yapıldı? Ben de Almanya'dan getirtmişti onları. Yani hep. Gerçekten bulabilmişsin yani, aynen. Bunları imzalarız sonra. Eyvallah abi. Sen Eskişehir'in yerlisisin. Burada doğma, büyüme buralısın. Evet abi. Hip hop kültürü burada nasıl başladı? Burada abi breakdance olarak tohum attı. Etipark'ta bir araya gelen o dönemki gençler dans etmeye başlayarak buradaki hip hop kültürünü başlattı diyebilirim yani. Yani dans böyle ederek. Orada boombox'ı koyuyor oraya, evet, evet. Açık alanda. Hı hı hı. Açık alanda o dönemki müziklerle beraber bir ortam oluşturdular. Orada bir kültür yarattılar ve orada bir çatı oluşturdular yani. Sen ilk rapini ne zaman yazdın? 2001 yılında yazdım abi ilk rapimi. Aynen. Yani Karanlık diye bir şarkımdı. Gerçekten maşallah. De çok karanlıktı yani. Abi 20 seneye geçmiş ya. Evet abi, aynen. Yaşlandık çok, be. Çok hızlı geçti zaman. Aynen abi. Kayboldum sanırım, kimse beni duyamıyor. Bir çıkış arıyorum zifiri karanlıkta sanıyorlar. Yoruldum, beni tanımıyor. Hiçbiri yaramı sarıp buna dayanıyorum. Başka bir yerden olsaydın mesela, hani buradan çıksaydın İstanbul'a gitseydin de Ankara'da daha değişik bir şey olur muydu acaba? Yani şöyle diyebilirim abi o konuda. Burada imkanlar ve burada henüz oturmamış bir hip hop kültürünün olması aslında beni başarmaya zorladı gibi bir durum oldu. İmkanların ve çevrenin daha böyle el verdiği bir yerde yapsaydım belki birazcık daha kendimi konforlu hissedip bir şeye ulaşmaya çalışmayabilirdim yani, öyle düşünüyorum. Ya burası sana gaz oldu diyorsun. Birazcık gaz oldu. Evet, evet abi. Süper. Müzik endüstrisi 99'dan sonra böyle bir dijitalizasyon yaşadı. Dijitale geçtik. Hı-hı. Artık işte baksana CD'ler yok oldu. Evet. Ya CD yok oldu ya. Ben hı-hı. CD'nin yok olduğuna gerçekten inanamıyorum. Hı hı. Dua ediyorum ne olur bir güneş fırtınası olmasın da abi, böyle bütün her şeyimiz dijital artık. Plak basmamız hı-hı. gerekiyor. Gerçekten hani iz bırakabilmek için. Peki bu dijitalin beraberinde getirdiği avantajlar ve dezavantajlar hakkında ne düşünüyorsun mesela? Onu merak ediyorum. Kasetler ve CD'ler aslında bizim bu kültürle kurduğumuz duygusal bağlardı. O albüm kapağını açtıktan sonra, jelatini yırttıktan sonra karşımıza çıkan fotoğraflar, her yerde bulunamayan fotoğraflar ve orada kurulan cümleler, oradaki sunumlar falan. Şarkının prodüktöründen tutun işte mix mastering'de emeği geçen herkes, teşekkür yazıları falan, çok böyle bizim tüylerimizi diken diken eden olaylardı açıkçası. Aynı zamanda konserlerde karşılaştığımızda sizinle abi mesela bu albümü size getirip imzalatabilmek çok büyük bir imza atıyordu bizim yani o an yaşadığımız böyle hayallerimizin gerçekleşmesi konusunda. Şimdi dediğin gibi abi hani imzalatacak bir şey yok. Yani kolonya gibi uçucu bir hale getirildi. Bu sanayiden uzak gerçekten vicdanı olan, kalbi olan, beyni olan adamlar da var. Hı. Bunlar da burada mayalanıyorlar. Umarım yolumuz açık olur. Ben sağlığım el verdikçe devam edeceğim, bu yoldan vazgeçmeyeceğim diyeceğim. Kesinlikle abi, canım. Aynen. Yo, Jokzilla, bir akapella alalım mı? Ya, hepiniz pessimist, rap eşittir battle is dead. Yeni nesil için hayat, para, oyun, kumar, evcilik, seks. Mahallem eskiliysen ve sokağım leş gibiyse şimdi beni güldürmek için en kral espriyi seç. Kapat çeneni kulaklığında çalan Batı Berlin ya da evdeki ses değilse. Gitara bestçiyi sev, hip hop'a restini çek. İmaj bizde hip hop, inanç olan bizdeki fark. Tarz değiştir, kitleni sat. Hip hop job sisteki kamp. Burada çok özel şeyler yaşadım ben. Gerçekten çok özel şeyler gördüm. Çok güzel hatıralarım var. Senin gibi bir MC çıktı buradan abi. Eyvallah. 26'dan. O yüzden ben gerçekten Eskişehir'i çok severim. Benim gönlümdeki yeri çok ayrı yani. Sırtında süvarilere itaat edeceksin. Chris Baba Fetro'yu al bunkerden mercek yeksin.
fikirler eritilip silaha dönecekti. Pasta oldum diye anırıyon ama keksin. Atı sırtında süvarilere itaat edeceksin. Grispot of et royal bunkerden mercek yeksin. Fikirler eritilip silaha dönecekti. Pasta oldum diye anırıyon ama keksin. Yeah. Motoberli Joxilla X Eskişehir 26-34 yeah. In the house, motherfucker. Öl. Yeah. Die. Happy Pop yolda Eskişehir'i çektik, bitirdik. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz. Happy Pop kalın. Bizi izlemeye devam edin. Yeah. Happy Pop. Happy Pop. Happy Pop. Happy Pop. Happy Pop.